Hi everyone. Yerseniz çok gerginim. İngilizce çekemem bu videoyu. Türkçe bile çekebileceğimden emin değilim. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 2 video önce saçlarımı kesmem gerektiğinden bahsetmiştim. Hem de kendim keseceğim. Daha önce kendi saçlarımı kendimin kestiği bir video vardı. Hatta 2 bile olabilir, 3 bile olabilir TikTok'la birlikte. Fakat şu anda hiç denemediğim, asla cesaret edemediğim bir yöntemle keseceğim. Makas ve ıslak saç. Bu ikisi benim için ulaşılmaz, hayal edilemez ve başarılamaz şeyler. Denk geldiyseniz ben hem kuru saçlarımı hem de tıraş makinesi veya jiletle kesiyordum. Yani tıraş bıçağıyla kesiyordum. Bu tekniğin adı butterfly effect, butterfly cut. Yani kelebek kesimi. Ben kelebek etkisi diyeceğim. O yüzden yanlışlıkla effect dedim. Kelebek etkisi adlı bir saç kesimi yapacağız. Adını ben böyle çevirdim. Normalde kelebek kesim diye geçiyor. Unicorn diyenler de var. Wolf Cut'ın bir değişiği. Bradmondo çok severek takip ettiğim bir YouTuber. Tüm YouTube videolarını izleyemiyorum çünkü beni etkilemesin. Ondan ilham alayım derken kopyalamış olmaktan korkuyorum. Ama Bradmondo'nun tüm taktikleri ve söylediği her şeyin altına imzamı atabilecek kadar ona güveniyorum. Bizim ülkemizde maalesef Bradmondo yeteri kadar, hak ettiği kadar ilgiyi ve sevgiyi göremiyor. Tıpkı benim gibi. Galiba videolarının sadece İngilizce olmasından kaynaklanıyor olabilir bu. Ama eğer İngilizce biliyorsanız bir bakın videolarına. Eminim saç içerikleri seviyorsanız sizin için çok güzel böyle altın değerinde tavsiyeler olacaktır. Yoksa da ben de yeterim yani. Bu tekniği Bradmondo da bizim hayatımıza soktu. Butterfly cut diye geçiyor dediğim gibi. Kelebek kesim. Pinterest'te gördüğümüz böyleli veya şöyleli kesimlerin birebir aynısını yapılacağını iddia eden bir saç kesim tekniği. Bradmondo'nun hayali de tıpkı benim gibi evde kendi saçlarımıza yeteri kadar ilgi gösterebilecek kişiler olmamız. Yani benimkisi boya alanında, onunkisi daha çok kesim ve böyle daha farklı kuaför işleri alanında. Ama benim hayalim herkesin kendi saçını boyayabildiği, fön çekebildiği, şekillendirebildiği, sürekli kuaföre gitmek zorunda olmadığı bir dünya. Dünyamız. Ben bu konuda çok iddialı değilim ama keserim. Yani çevremdeki insanların saçlarını çok rahat keserim fakat kendi saçım olunca, kendi kafam olunca iş biraz daha ilginçleşiyor ve zorlaşıyor. O yüzden bugün bir tık değil, 3 tık gerginim. Çok gerginim. En önemli şey ıslak saç. Saçlarımız ıslak olmak zorunda Bradmondo'nun dediğine göre. Ben de duştan sonra, ki normalde saçımı duştan önce keserim. Fakat ben biraz uzun süre keseceğim. Büyük ihtimalle. Nefes egzersizleriyle birlikte. Keseceğim için yanıma bir saç spreyi aldım. Tüm saçlar için kullanılıyor. Kondisyoner nedir? Saçımızın kolay taranması için bir sprey. Bununla ilgili shortslar falan da paylaşmıştım. Sevdiğim bir ürün ama tüm saç spreylerinden farklı bir ürün diyemem. Evde herhangi bir saç tarama spreyi de kullanabilirsiniz. Düz suda kullanabilirsiniz. İçerisine böyle çok az saç kremi katılmış suda kullanabilirsiniz. Benimki bu. Şimdi ıslak saçlarımız hazır. İkinci en önemli malzemelerimizden bir tanesi bir baba tarağı. Evet, yani bildiğiniz berber tarağı. Böyle ince dişli ve hafif kalın dişli olması önemli anladığım kadarıyla. Ben evde yalnızca bunu bulabildim. Yani baba tarağı. Hani onun kullandığı taraklar tabii ki daha profesyonel ve daha ince dişli olabilir ama bizim evlerimizde genelde bu var. Şurası daha az kullanılır ama şu kısım, ince kısım galiba çok işimize yarayacak. Ve makas. Benimki Trendyol'dan olanı aldığım bir makas. Açıklama kısmına linkini koyarım. Uygun fiyatlıydı. Ama önemli değil. Kestiğine emin olduğunuz, kolay kesebilen herhangi bir makas işimizi görür. Keskin bir makas. Ve son olarak da ihtiyacımız olan şey 2 tane lastik. Ya ben böyle plastik olanlardan kullanıyorum ama evde hangi lastiğiniz varsa, kolay saçınızı toplayabildiğiniz ne tarz bir tokanız varsa fark etmez. 2 lastik yani. Şöyle bir kat kalın tarağımla tarıyorum. Ipıslak saçımı. Daha sonra Apex. Evet. Bradmondo'nun Apex dediği kafamızın en yüksek noktası. Görünüyor mu? Görünüyor galiba. Şöyle biraz aşağı ineceğim. Kafamızın en tepe noktasını buluyoruz. Dimdik karşıya bakıyoruz dümdüz şekilde. Tarağımızı alıp kafamızın tepesine koyuyoruz. Şurada tarak. Şöyle. Gitti ya. Başka taraklarla da deneyebiliriz. Kitap koyarlar ya.
Hani eski Türk filmlerinde mankenmişçesine. O tepe noktasını buluyoruz. Benim tepe tam şurası ve buradan ayırıyoruz. Vay lele, vay lele. Tam kulak hizasına geliyor olması lazım anladığım kadarıyla. Bakayım. Şimdi bizim saçlar biraz gür tabii ki. Yani Amerikalı, Avrupalı kızların saçlara göre bayağı gür saçlarımız var. Maalesef mi demeliyim, neyse ki mi demeliyim. Spreyim bu arada inanılmaz açıcı. Acayip açıyor. Bu tarakla böyle saçımın önünü ve arkasını birbirinden ayırıyorum. Önce önünü ayıracağım. Yine o apex'imizi buluyoruz. Ve kulağımıza doğru ayırıyoruz. Bakayım. Ayırırken bu kalın tarafı kullanırsak daha iyi olur. Şimdi iki tarafta eşit mi ona bir bakacağım. Arkayı bir tutturayım çünkü çok karışmaya müsait. Dediğim gibi saçlar gür. Ve sımsıkı taramaya başlıyorum ama sımsıkı. Kayan, giden, uçan, kaçan olmasın. Taranmıyorsa hemen sprey, hiç risk almaya gerek yok. Taranana kadar. Şimdi unicorn'a geçebiliriz. Unicorn iki kaşının ortasından bu saçını böyle toplamak demek. Yani şu kaşlarımın iki kaşımın arasından bu şekilde saçlarımı toplayacağım. Ama sımsıkı şekilde tarayacağım. Bu noktada biraz gerginim. Hafif kaymalar, saçmalamalar olmasın diye. Kaşlarımın ortasından topluyorum. Şimdi meditasyon zamanı. Çünkü ön tarafı keseceğim hemen. Evet, nasıl keseceğim? Bozarsak kuaföre gideriz. Aman abartma ayol. Şu tam çenemizin hizasından keseceğiz ama arada şöyle tarağı koyun mesela, sizin de benim gibiyse tarağınız. Şöyle iki parmak böyle aça 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 ilerleyin. Ve çene hizasından şöyle şuradaki açı 45 derece filan. Böyle bir açı. Ben çok inceledim videoyu. Aşırı inceledim. Yanlış bir şey yapmayayım diye. Gerekirse küt keserim. Vallahi bu tekniği ne kadar zamandır hayalini kuruyorum belli değil. 45 derece üçgen. Pisagor. Burası 90. Şurayı düzeltelim. Dur. Aha, aynen bu. Aynen bu. Bak doğru burası. Çok çok detaylı baktım. Bu ne kafama gelmiş benim ya? Dur. Kaşımı da ters ters tarıyorum oradan, içeriden içeriden. Şu çene boğumundan buraya. Tamam mı? Anlaştık mı? Kesiyor muyum? Dur bir dakika. Biraz meditasyon. Kesiyorum. Kas. Ne yaptın? Bozma. Açıyı bozmayalım. Dur. Makas da kesiyor diye aldığımız makasa bak. Ey ya Rabbil Alemin. Çok kestim. Arkadaşlar çok kestim. Kuaföre gittik. Küt kestirdik mi bundan sonra? Ay çok kestim. Kızlar çok kestim. Çok. Help. Durduramıyorum. Yok düzeltiyorum uçları. Zaten kestik yani. Ne yapalım? Kuaföre gittik belki de. Bak yamuk oldu. Düzeltelim. Bir de. Sanki çok düz bir iş yapıyormuş gibi. Bak yamuk. Bak olmadı. Dur. Dur açımızı gene ayarlayalım. Açısal. Açılık bir şey mi kaldı ya? Ay bilmiyorum ya. Çok riskli bir kesim. Şimdi insanlar böyle nasıl kesersin falan diyebilir bana. Ay ben keserim biliyorsunuz. Ay düzelttim düzelebildiği kadar. Allah sabrını da verir yani. Bunu yapma gücünü verdiyse. Tamam. Burası okey. Bak şimdi ne yapacağım. Şundan 2 dakika kurtulayım bir. Heh. Dur. Aynen.
Seni görmeyeyim. Bir psikolojimi bozma benim. Arkaya geçeceğim çünkü. Bir de daha da. Kurma. İyice bir tarayalım tekrar. Ama böyle değil ha. Kafayı eğin öyle tarayın. Şimdi göstereyim size. Şu tepe noktası var ya kafanın. Bak şurası. Buradan iki parmak. Tam lastik burada olacak. Yani toplama işlemi tam burada olacak. Tepede bir pony. Zaten hem unicorn hem pony diye adlandırıyordu bu şekilde insanların gözüktüğü hali. O yüzden ben bir orayı toplayayım. Eğilerek yapacağım çünkü. Gözükemeyebilir. Ondan sonra şey yapalım. Keselim. Vallahi görmüyorum da bir de ya. Asla toplayamadım. Bir saattir böyle gerginlik içinde bakıyorum. Şöyle iki parmak koyduktan sonra hemen toplayacağım. Vallahi ne görüyorsunuz ne bak halime. Şuradan toplayalım. Toplayak da tararız. Hiç hoşlanmadığım şeyler oldu şurada ya bak. Sen kimsin ve nereden geldin? Ay yerden almışım. Bak şuralarda şöyle bombeler oldu. Bunlar olmamalı ama ben gerçekten uğraşamayacağım. Görüyor musunuz? Almışım başımı gitmişim. Böyle pijamalarlayım fark ettiyseniz. Pijamalı video. Eyvah eyvah. Tarayamıyorum. Gücüm kalmadı. Gücümüz bitmiş ki. Bardaş bozuldun ama. Böyle değil. Böyle falan değil. Şöyle. Böyle hafif burada düzeltin. Ve öne verdirin hafif. Çok değil. Şu şekilde bir öne hani. Böyle kapalı değil. 45'ten biraz daha açık. Açımız bu. Birazcık daha ben uca gelmek istiyorum. Korktuğum için. Şuradan itibaren keseceğim. Ve kesiyorum da yani. Bak şimdi. Ay. Biraz gene yamuk oldu. İlerlerken gittik. Açayım mı? Açayım mı? Kestim ya. Oldu ya. Yaptım artık yani. Neyse ne. Lastiği de keseyim. Hı? Ne oldu? Tarayacağız dur. Kayıtta mıyım? Hayatta mıyım? Nasıl toplamışsam hay Allah. Çıksana ya, çık şuradan. Bırak yakamı. Aa. 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 Aa, hiç düzeltmeme gerek yok ya burayı. Hani ben böyle uçlarından o Brad Mondo'nun en son yaptığı böyle bir tık 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 en uzun kalan yerleri toplama işlemi vardı. İnanır mısınız? Hiç gerek yok. Nasıl kestimse bu benim elimden ama. Nazar boncuğusu oldu ya. Normalde hani böyle bir tane uzun şuradan falan çıkar ya hani, yani normal kuaförlerin kesiminde de olur. Böyle bir iki parça kalır kenarda, ötede, beride. Onu böyle düzeltmen gerekir. Şöyle bir bakarsın. Yok. Bu tarafı görüyor musunuz bilmiyorum ama şurasının kesimine bir bakın. İnanılmaz oldu. İnanılmaz oldu. Çok güzel oldu. Kurutalım. Tamam mı? Makası falan attım ben. Ben bir tık gerilmişim çünkü böyle hafif böyle şeyim var hani. Sırtım ağrıdı. Şöyle bir şey yapalım ve kurutup geleyim. Arkadan baktığınızda mesela yani buralarda katlar var. Bunlar nasıl duracak? Sürekli fön çekmek zorunda kalacak mıyım? Şurada da bir saç var.
Bu gibi soruları tek tek yanıtlayacağız. Muhtemelen saçı alamadım. Şöyle biraz geri gideyim. Şöyle görün. Herhangi bir makas attım yere. Makas değdirmiyorum. Bundan sonrası için sadece kurutup geliyorum. Vay işte kuaföre gittin. Vay işte yazık kuaföre gidemiyor musun? Niye evdekisi falan gibi saçma salak yorumlarınızı görmek istemiyorum. Burada amacımızın ne olduğu çok açık. Brad Mondo'nun Butterfly Cut tekniği işe yarıyor mu yaramıyor mu ve evde artık kendi saçlarımı volümlü bir şekilde kendim kesebilecek miyim? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Bunu anlayamayanları videomdan dışarıya davet ediyorum. Çok netim. Umurumda değil. Yani bu kadar kolaysa eğer ve güzel bir saç olursa hepimiz bu yöntemi her ay, her hafta saç kesimimiz geldikçe artık canımız ne kadar sık istiyorsa o kadar deneyebiliriz ama bir sonucu görelim. Geliyorum. Çok hafif bir fön çektim. Yalan yok. Minik böyle fırçayla içe doğru kıvırdım. Çünkü fön istiyordu. Saç net bir şekilde fön istiyor. Ama yani abi bilmiyorum. Çok bugüne kadar ki en iyi kesim mi olabilir mi? Daha kurumadı. Tam kurumadan fön çektim. Çünkü size göstermek için böyle acayip sabırsızlandım. Bir arkadan da göstereyim mi? 360. Arkalara fön çekememişim ama. O ne olacak? Islak. Olsun. Ne? Çok beğendim. Cumartesi günü bir de ufak boyamam var. Bir minik böyle renginin tonunu değiştireceğim. Mükemmel bir tonda bir boya buldum. Diplere dokunmayacağım. Dipler kendi rengim bildiğiniz gibi. Boyayalım. Bir de öyle bakalım. Nasıl ama? Ne oluyor be ayol dışarıda? Dikkatimi dağıtmayın. Saçıma bakıyorum. Evet kızlar. İki harekette. Söylediğim çok önemli püf noktaları dikkate alarak bu şekilde evde saçlarınızı kendiniz kesebilirsiniz. Boyunda bir kısalma var mı? Onu artık siz söyleyin. Bilmiyorum görünüyor mu ama hani videonun başında siz kıyaslayın. Bence boyunda hani bir parmak falan kısalma oldu. İki de olabilir. Yani şu iki parmak falan boyu kısaldı. Hani çok bir boyu kısalması olmadı. Sadece kat attık. Böyle yanık yanık olan yerleri kesinlikle tamamen kestik. Zaten şurada ve burada bayağı bir saç var bu arada ya. Bakın. Şuna bakın. Uzunluğa bakın. Şu uzunluktaki. Gitti. Hoşça kal. Şöyle benim bunları biraz daha düzeltmem lazım. Hani videoya sabırsızlıktan böyle videoyu çekebilmek için koştura koştura geldim. Ama doğru düzgün bir fön çekersem böyle ben kuruturken hani fırçayla çevirdim. Çok düzgün böyle belki şu maşayla böyle bir fön gibi hani bir maşa gibi bir şey yaparsam inanılmaz olacağına inanıyorum. Yani çok daha profesyonel duracağını düşünüyorum. Bu saçın bu modelini gösteren şey fön. Ben basitçe nasıl fön çekilebildiğini zaten shortslarda falan da paylaşıyor olacağım. Dyson'sız yani. Dyson olmayanlar için. Bu ara böyle iyi günlerimdeyim. Yaptırdığım ve yaptığım her şeyi seviyorum. Umarım bu şekilde devam eder. Allah yüzümüzü astırtmasın. Allah mahcup etmesin. Tabii ki Brad Mondo'ya da ekstra ekstra teşekkürler. Çünkü benim hayatta aklıma gelmez de benim yapabileceğim bir şey değil. Benim gibi çok düz saçlılar unutmasın ki fön çekmek zorundalar. Ya da böyle sarıp yatmak zorundalar. Onun dışında hafif dalgalı bir saçınız varsa bence çok okey. Ama dediğim gibi yani fön isteyecek. Onu unutmayın. En azından şöyle bir fırçayla önleri kıvırttırmak isteyecek. Bu modeli verebilmek için. Onun ayrıca düz indiğinde çok çok güzel bir görüntü olacağını düşünmüyorum. Ama yani ne bir makas izi var saçımda. Ne böyle bir hani burası çok fazla yamuk oldu ya da burası çok kesildi diyebileceğim bir yer var. Ne de böyle tepeden tuttuğumda çok kısa katlar var. Yani yok. Hani olması gereken bir kat şu bence. Bence kesinlikle çok sağlıklı, gür gözükebilecek ve saçı volümlü gösterebilecek bir kesim. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Yalnız talimatların hepsine uymaya özen gösterin. Yoksa gerçekten çok yamukluklar olabilir. Böyle
bir tepede biri gökte olabilir. Videoda anlatılanı dinlemek ve ona göre devam etmek, tüm detayları tamamıyla uygulamak çok çok önemli. Oynamadan duramıyorum saçlarla. Ha, Elif gibi oldum. Bir şey söyleyeceğim. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.